Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Anlaşma Süleyman Seyfi Öğün Trump başkanlık süresinin son demlerinde İsrail ile Arap dünyası arasındaki anlaşmaya ağırlık veriyor. Zaten Obama ve Trump arasındaki temel farklılıklardan birisi de İsrail'e karşı izlenen siyasetlerde düğümleniyordu. Hatırlayalım Obama döneminde ABD-İsrail ilişkileri bir hayli gevşemişti. Obama ve kadrolarından gelen açıklamalar İsrail'in ABD için bir yük olduğu yolundaydı. Bununla da kalmıyor ABD İran'la yakınlaşma ve yumuşama siyasetlerini geliştirmek istikametinde adımlar. Trump'ın iktidara gelmesiyle beraber tablo değişti. İran derhal dışlanmaya başlandı. Hususen damadı Kushner vasıtasıyla İsrail'e yakınlaşıldı. Asrın barış anlaşması tasarımı hayata geçirilmeye koyuldu. Arap dünyası da adım adım bu zemine çekilmeye başlandı. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşması da bu zincirin son halkası oldu. Sırada Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğerleri var. Bu tabloyu nasıl okuyacağız? Evet, aleni olarak hedefte İran ve bölgedeki Şii temelli nüfuzunun geriletilmesi var. Bu icebergin su üzerinde kalan kısmıdır. Daha derinlerde hedeflenenin Arap dünyasında karşılığını İhvan-ı Müslim'in hareketinde bulan sünni temeldeki demokratizmin ezilmesi ve bu suretle Filistin davasının sahipsizleştirilmesi olduğunu düşünüyorum. İhvan hareketi elbette kendi içinde de mütecanis olmayan bir hareket. Ayrıca eleştirilecek pek çok tarafı var. Ama ortak paydasının demokratizm olması pek çok demokratik olmayan Arap rejimini ve onun imtiyazlarını çok rahatsız ediyor. Zor Zorba aşiret devletlerinin İsrail'e yanaşması ve Kushner planında boy göstermesi de bu sebebe bağlanabilir. Başlangıçta aralarında uzlaşmaz çelişkiler olsa da giderek zorba aşiret devletleri gerek zorba Bağız rejimleri şöyle böyle Filistin davasının arkasında duruyorlardı. 1978 Camp David anlaşması Bağız blokundaki ilk kırılmaydı. Hemen bir sene sonra 1979'da İran İslam devrimi Filistin davasının Şii doktrini tarafından sahiplenilmesi, işaret ediyordu. Hemen harekete geçildi ve Camp David'den sonraki ikinci merhalede Irak-İran savaşı Filistin davasının yılmaz müdafi olan iki devleti çatıştırdı. Üçüncü olarak Saddam'ın devrilmesi ve nihayet Arap Baharı üzerinden bazı rejimleri birer birer tarihe gömüldü. Bu operasyonlar Arap coğrafyasındaki demokratizmi açığa çıkardı. İhvancılık ise çift başlı bir siyaset yürütmekteydi. Bir taraftan Filistin davasını sahipleniyor, diğer taraftan hem Selefi iddiadaki zor torba aşiret devletlerine hem de bazı rejimlerine karşı mücadele veriyorlardı. Bağışçılığın devreden çıkarılması süreci o günlere kadar liderliğini Arafat ve Habbaş gibilerin yaptığı FKÖ, FHKC gibi seküler karakterli milliyetçi sosyalizan ideolojiler tarafından sevk ve idare edilen Filistin mücadelesine de tesir etti. Hareket renk değiştirmeye başladı ve Hamas'ta somutlaşan haliyle ihvancı bir karakter kazanmaya başladı. Filistin hareketi FKÖ ile Hamas arasında Gazze, Ramallah üzerinden bölündü. Bu gelişmeler kronolojik ve olgusal olarak Türkiye'nin de devreye girmesiyle örtüşmektedir. Davos çıkışı ardından yaşanan Mavi Marmara hadisesi Türkiye ile Hamas ve diğer ihvancı hareketler arasında yakınlaşmaları doğurdu. Bazı rejimlerinin yıkılması ihvancılığın zaferi gibi görüntü. Halbuki bu son derece geçici bir durumdu. ABD, İsrail ikilisi evvela bu enerjiyi açığa çıkardı. Daha sonra da Mısır'da olduğu gibi ezdi. Bunu yaparken dikkat edelim El-Kaide'den devşirdiği selifi radikalizmi kullanmayı da ihmal etmedi. Selifi Mısır'da İvancılara yaptıklarını unutmayalım. Bugün Arap mahallesinde Siyonizmle Selefilik el ele vermiş vaziyette. Hedeflerinde Arap coğrafyasından Sünni temeldeki demokratizm ve Şii nüfuzunun geriletilmesi var. İlkini büyük ölçüde Türkiye, diğerini ise İran temsil ediyor. Asrın anlaşması hayata geçtiği nispette Selefi Siyonizm ikilisi durdurulabildiği nispette de Türkiye İran'ın başarılı olacağı öngörülebilir. Burada belirleyici olan Türkiye İran arasındaki işbirliğinin ne kadar sağlanabileceğidir. Çünkü çünkü burada da nahoş bir tablo var. İran Şiiliğinin kalesi ve tarihsel düşmanı olarak Sünniliği görmekte ısrarlı. Sünniliğin kalesi olarak da Türkiye'yi değerlendiriyor. Hal böyle olunca dürüst, güvenilir ve sürdürülebilir bir temelde Türkiye-İran işbirliği mümkün olabilecek mi göreceğiz. İsrail'in açılımı sadece Arap dünyası Türkiye ve İran'la hesaplaşmakla sınırlı değil. Ayrıca meseleyi ideolojik, dinsel değişkenler üzerinden açıklamak saf dillik olur. Bu aynı zamanda jeostratejik boyutlar taşıyor. İsrail, Süveyş, Kızıldeniz üzerinden Hint Okyanusu'na açılıyor. Bir taraftan Çin'le liman anlaşmaları imzalıyor. Bunu İsrail'in ABD-Çin geriliminde saf değiştirmesi olarak değerlendirmek basitçilik olur. Tam tersine ABD ile beraber Hint Okyanusu'nu da kontrol etmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Orta Doğu'daki cadı kazanı benzeri süreçlere Hindistan-Pakistan geriliminin de katılmasına şaşırmayalım. Takip edilmesi gereken Hindistan-İsrail, Pakistan-İsrail... Suudi Arabistan-Pakistan ve Suudi Arabistan-Hindistan ilişkilerinin nasıl seyredeceği. Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Öğün